Biraz önce duyurmuştuk sizlere, Türkiye'nin terörle mücadelesini konuşacağız demiştik. Şimdi Kadir Has Üniversitesi'nden doçent doktor Serhat Güvenç bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi neden neler olup bittiğini anlamaya çalışıyoruz. PKK'nın taktik değiştirdiğine dair yorumları okuyorsunuz. Siz nasıl görüyorsunuz? Neden bu kadar uzun soluklu bir operasyonla karşı karşıyayız? Güvenlik güçleri ne yapmaya çalışıyor? PKK'nın nasıl bir taktiği var acaba? Belki biraz geçmişe dönerek başlamak lazım. Yani bu terörün tırmandığı ya da PKK'nın nispeten ses getirici eylemler yapabildiği evreler hep bu Türkiye'nin komşularında ortaya çıkan istikrarsızlıkları takip etmişti. İşte 1. Körfez Savaşı 1991 sonrası Türk güvenlik güçleri 97'de ancak duruma hakim olabilmişlerdi. 2003 Irak Savaşı sonrasında yine bir tepe noktası yapmıştı. Hatırlarsınız Aktütün baskını bunun kamuoyunun hafızasına en çarpıcı biçimde kazınan örnekleri arasındadır. Evet. Bugün de yine bir çok taze ve 17 aydır süren yeni bir istikrarsızlık durumuyla karşı karşıyayız. Şimdi bu tür ortamlarda PKK'nın kendine daha rahat hareket edebilme, daha cüretli operasyonlar yapabilme fırsatı çıkardığını söylemek mümkün. Yani bu basit bir mantık. Suriye'nin de daha önce yalnız tabii Irak'la, özellikle Kuzey Irak'la sınırlıydı. Şimdi de buna Suriye boyutu eklendi. Alan genişledi. Bir kriz dönemidir. Orta Doğu'da artık büyük çaplı değişimlerin eşiğinde olduğumuza hiçbir şüphe yok. Ve nasıl ülkeler, komşu, uzak, büyük güçler pozisyon alıp yeni şekillenecek Orta Doğu'da kendileri için yeterince bir söz sahibi olabilecekleri alan arıyorlarsa PKK'da fırsattan istifade konumunu güçlendirecek, yeni Orta Doğu'da denklemde kalabilmesini sağlayacak bir arayış içinde. Ve bütün gözlemcileri şaşırtan, beni de aslında aynı derecede şaşırtan bu büyük kuvvetlerle, ağır silahlarla, uzun süreli alan hakimiyeti gibi Türkiye'nin askeri yetenekleri düşünüldüğünde pek de başarı şansı olmayan bir stratejiye yönelmiş olması. Genel olarak ben de yapılan yorumlara katılıyorum. Kısa süreliğine de olsa böyle Şemdinli veya çevresindeki bir alana hakim olup orada işte Arap Baharı'ndan esinlenmiş bir sivil unsur da içeren bir bir eylem varmış izlenimi yaratıp Türkiye'yi biraz zor durumda bırakmak ve Arap Baharı'yla ortaya çıkan rüzgardan faydalanmak gibi okumak mümkün. Operasyonun süresinin uzunluğuyla ilgili şöyle bir değerlendirme de var. PKK'nın başarısı değil, sivil kayıpların önlenmesine dönük güvenlik birimlerinin gösterdiği hassasiyet sebebiyle aslında operasyon bu kadar uzadı ve bundan sonra da devam edebilir deniyor. Buna nasıl bakıyorsunuz? Bu yani bir ölçüde açıklıyor aslında bu kadar uzun sürmesinin nedenini. Bunda bir gerçek payı var. Yani PKK sonuçta bir terör örgütü. Onun angajman kuralları yok. Gerçi bu Suriye meselesiyle girdi gündemimize ama yani bir ülkenin meşru silah kullanma yetkisine sahip organları belli angajman kurallarına uyar. Bunlar arasında da sivil kayıpları asgaride tutmak, özellikle yani bilerek sivil kayıplara yol açmamak vardır. Bu işin bir boyutu. Yine son dönem unutmamak lazım. Kullanılan teknolojiler çok farklılaştı. Yani nokta cerrahi müdahaleler yapılabiliyor. Dolayısıyla bunlar eskisi gibi kitlesel, büyük sayıda askerin sahaya sürülerek temizleme harekatına girişilmesinden ziyade nokta harekatlarıyla, nokta operasyonlarıyla halledilmeye çalışılıyor gibi. Ama bir de unutmamak lazım. Galiba bu sefer çok fazla sayıda terörist sınırlarımızdan içeri girmiş. Onların sökülüp atılması, bu dediğiniz sivil kayıpların aza indirilmesi kaygıları da düşünüldüğünde tahmin ediyorum uzun sürecek. Şeyi de akılda bulundurmak lazım. Bazı yerleşimlere giriş çıkış yasaklandı ama evet, hükümet özenle bir olağanüstü hal ya da onu çağrıştıracak bir önlemi devreye sokmaktan da kaçınıyor. Yani olağan siyasi ve hukuki şartlar içerisinde meselenin halledilmeye çalışılması, hani PKK'nın Arap Baharı'nın doğurduğu rüzgardan faydalanma çabasına da bir yanıt gibi geliyor bana. Peki şimdi son dönemde şu tartışılıyor, PKK ve Kürt sorunu iç içe geçmiş bir meseledir. Bunları ayırmak doğru değildir, böyle bakmak lazımdır diyenler var. Öte yandan evet terörle mücadele devam etmelidir fakat bunu ayırmak lazımdır. Öte yandan demokratikleşme adımları atılmalıdır. Fakat şimdi bölgesel konjonktür de işin içine girmiş durumda. Suriye'de yaşananlar, merkezi Irak yönetimiyle Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, tansiyonun yükselmesi. Öte yandan İran'ın Suriye ile ilgili kaygıları, hala Esad rejiminin arkasında olması ve rejimin düşmemesi için elinden gelen desteği göstermesi, buna ilişkin duyumlar, istihbari bilgiler. Şimdi böyle bir sorunla karşı karşıyayken Türkiye
Çözümü nerede bulabilir? Nasıl bir strateji Türkiye'nin elini güçlendirebilir? Bunun cevabı var mıdır? Nasıl bakmak lazım meseleye? Yani bunun cevabı varsa da hani benim elimde bu cevabı dört başı mavi biçimde verecek kaynaklar yok. O bilgiler, evet. O kaynaklar devletin elinde, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin elinde. Ama ben ilke olarak demokrasi ve özgürlüğün her zaman önemli olduğunu ve işe yaradığını düşünürüm. Dolayısıyla bu özgürleşme, demokratikleşme boyutu bir kenara bırakılmadan, ama öte yandan da yani bir sayıları binle ifade edilen bir terörist grup varsa topraklarınızda, tabii ki terörle mücadeleyi yürütmeniz gerekiyor. Sözünü ettiğiniz İran dinamiğini de tabii göz ardı etmemek lazım. Bu artık Türkiye'yi aşan bir boyutu var. Ve Türkiye'yi geçmişe oranla biraz daha zorlayacak bir şey var. Şimdi bu Arap Baharı sonrası ya da Arap Uyanışı sonrası ortaya çıkan fark ettiyseniz böyle küçülme, parçalanma yönünde eğilimler var. İşte Libya'da olan biteni biz açıklarken aşiret bağlarını öne çıkartıyorduk. Suriye örneğinde mezhep ayrılıkları su yüzüne, evet, öne çıkmaya başladı. Şimdi bütün bu denklemde bu dinamikten bütünleştirici olabilecek olarak yararlanabilme potansiyeline sahip tek unsur Kürtler. Çünkü onlar işte aşiretler alt kimlikler, mezhepler üst kimlikler, ulus kimliğini orta seviye kabul edersek ulus kimliği üzerinden siyaset, hareket üretmeye çalışan tek unsur Kürtler. Dolayısıyla hani ayrışmanın, bölünmenin mukadder gibi göründüğü Arap dünyasında bu dalgadan bir araya gelmek, ortak hareket etmek yönünde bir arzuyla Kürtler çıkabilir gibi geliyor. Dolayısıyla bir sınır aşan boyutu olduğunu, yani sadece ülkelerle sınırlı olmadığını, İran, Türkiye, Suriye, Irak değil, yani bir mevcut dinamiklerin ne ters gelişen bir Kürt hareketi olduğunu da ifade etmemiz lazım. Bu da bana 19. yüzyıl Avrupa'sını biraz çağrıştırıyor. Milliyetçilik orada çok uluslu imparatorlukları bölerken İtalya gibi, Almanya gibi bölünmüş toplumları da bütünleşmesinin zeminini hazırlamıştı. Yani bunu da geçmişten gelen bir ders olarak akılda tutmakta fayda var. Pekala, Başbakan Erdoğan da bugün zaten içeride ve dışarıda çoğu da birbirleriyle bağlantılı. Pek çok sıkıntıyla mücadele ediyoruz diyerek açıkladı. Çok teşekkür ediyoruz Serhat Güvenç, yayınımıza katıldığınız ve sorularımızı yanıtladığınız için. Biz şimdi izninizle bir Yunanistan'a dönelim. Batı Trakya'da Milliyetçi Altın Şafak Partisi, Gümrüncü'ne Türk